Evet efendim, eğitim koçumuz Aslı Nacar'la birlikteyiz o gün bugün. nasıl gidiyor çalışmalar? Bir tane öyle kalın kitap görüyorum, korkuyorum ben böyle görünce o sınav dönemlerinde. Bu eğitimcilerin başucu kitabı. Eğitimcilerin başucu kitabı, ne yazar evet. Orada üstünde, ne kitabıdır o? Nuray Sinemoğlu'nun, Profesör Doktor Nuray Sinemoğlu'nun gelişim, öğrenme ve öğretim tekniklerini anlattığı bir kitap. Birçok bilimsel anlamda çalışan eğitim psikologlarının Nuray hocamızı almış, bizlerin anlayabileceği düzeye getirmiş ve güzel de örneklemelerle bize bir öğretmenler kitabı olsun diye bu kitabı basım evleri tarafından yayınlatmış. Ben de şu an 11. baskısı ama ben çok yıllar önce aldım. Şu an çok hatta yeni yapısalcı yaklaşımı da eklemişler. Yeni basımları var. Bütün öğretmen arkadaşlar mutlaka elinde bulundursun derim. Bulundursun. Peki o kitapta eğitim hayatında öğrenci kurallarla ilgili bilgiler var mı? Bireyin doğumundan başlıyor Pınar Hanım. Bireyin eğitim, hatta yetişkinlik dönemi, eğitim kuramları, ahlak kuramları, gelişim kuramları, bunların hepsine değinerek hocamız güzel bir nasıl söyleyeyim, ansiklopedi hazırlamış. Harika. Ben buna harika. O gözle bakıyorum. Tabii kurallar da önemli. Zaten kurallar eğitim içerisindeki disiplinlerin hepsinde olduğu için eğitim, öğrenme, bunlar kurallar disiplinidir. Şimdi tabii bizim kurallardan ne anladığımız çok önemli. Özellikle ebeveynler açısından tabii. Söylüyorum. Eğitimci açısından da tabii irdelemek lazım. Kural deyince neye evet, neye hayır, ne olmalı, ne olmamalı çizgisini biz bence kaçırıyoruz. Sağa sola biraz taşırıyoruz. Şimdi, kural bizde anlam kaymasına uğramış. Evet. Evet. Kural deyince kızmak, şiddetlenmek, olumsuzluk. Disiplin, evet, disiplin. Yani yakınlarda yeni bir terim türetilmiş, pozitif disiplin gibisinden, hani olumlu, olumlama şeklinde pozitif disiplin gibi bir yeni terim İfade. Lügatımıza giriyor. Onu gözlemliyorum son dönemlerde programları incelediğimde ama aslında kural ya da disiplin kötü bir şey değil. Şimdi biz Ankara gibi büyük bir şehirde yaşıyoruz. Trafik kurallarının olmadığını düşünelim. Doğru. Hani kaostur aslında, tabii ki de. Kuralsızlık tabii kaos getirir. Hı-hı. Tabii ki de. Yani tamamen yaşantımızı zorlaştırır. Aslında kurallar toplum içerisinde birbirimize bağlı olarak yaşadığımız yaşam sürecini daha güzel, daha standart etmek için koyulmuş. Kendi sınırlarımız içinde olmak kaydıyla aslında özgürlük de getirir, öyle değil tabii mi? Tabii ki de. Şimdi şöyle söyleyelim. Birey olarak zaten toplumun bir parçasıyız ve birçok kişiyle iletişimimiz var. Hı-hı. Anneyle. Anne, mesela kız çocuğu için soruyorum. Anne kız ilişkisi, anne kız baba ilişkisi, anne baba ilişkisi, kız kardeş ilişkisi, bireyin bütün var olduğu grupla bir ilişkisi örgün var. Örgün iletişim ağı var değil mi? Evet. Birbirine girmiş, örüntülenmiş bir iletişim sistemi var. Bu iletişim sistemi içerisinde de herkesin birbirine duyduğu bir saygı var. Evet. Fakat saygının şimdi bir bireyi yetiştirirken saygının sınırlarının nasıl olacağına dair bir bilgimiz yok. Genelde örnek olarak şöyle vereyim, daha somutlaştırayım. Bir küp düşünün. Hep biz disiplinli olmayı bir küp zannediyoruz. Dört dörtlük olmak kavramını karıştırıyoruz. Hayır, bir lastik balon gibi bir yaşam tarzıyla da siz disiplinli olabilirsiniz. Hatta lastik top gibi bir yaşam tarzı, ikisinin içerisinde su koyduğumuzu düşünelim. Kendimizi de bir su olarak algılayalım. Bir küpün içinde olduğumuzda köşeler var. Köşelerimiz var. Ya bize birileri çarpabilir, canımızı acıtabilir ya da biz birilerinin alanına girip onların canını acıtabiliriz. Ama lastik toplar gibi, balonlar gibi olduğumuzu düşünelim. Yine bizim de sınırlarımız var ama hayatta karşılaştığımız bütün darbelere daha esnek, daha dayanıklı, yumuşak, daha yumuşak, daha soft yaklaşabiliriz. Hani bu noktada baktığımızda kurallarımızı dört dörtlük küpler şeklinde değil de kurallarımızın alanları belli ama değişebilir, dönüşebilir ama asla dağılmaz kurallar şeklinde çevirebiliriz. Küçülebilir. Tabii ki. Ne güzel. Bugün çok güzel bir şey öğrendim. Harika. Çok güzel. Peki yaş düzeylerine göre bence biraz da bunu konuşalım. Çünkü az önce dediniz ya, doğduğumuz andan itibaren aslında bir kural dünyasına doğuyoruz, doğmak zorundayız. Ve bunu da biz aslında işte böyle aile ortamında, sokakta, orada burada öğrenme gayreti içindeyiz. Öyle değil mi? Ahlaki kurallar çerçevesinde, ama bunun bir sistematiği olması gerekiyor diye düşünüyorum ben de.
Çok güzel bir yaklaşımla geldiniz. Şimdi şöyle bakarsak, kural diye bahsedecek olursak o kadar çok kural saymak mümkün ki. Şu kural, bu kural, şöyle kural, böyle kural. Hayır, bu böyle bir şey değil. Yaşam içerisinde bir davranışımız var. Davranışsal olarak da zaten kurallar kendini getiriyor. Davranışın bir getirisi olarak doğuyor. Şimdi geçen haftaki konumuzda bebeğin 6 aylık anne karnındayken dünyayı algılamaya başladığından bahsetmiştik. Oradan başlayalım isterseniz. Tamam. Yani bu kadar geriye gittim. Doğru. İyi mi oldu bilmiyorum annenin, ama. Annenin konuşması, kullandığı kelimelerin 6 aylık bebekteki etkisi bile çok önemli. Tabii demiştik ki. Değil mi? Şimdi annenin kalp atışları. Anne olumlu düşünüyorsa, stres yapmıyorsa kalp atışlarını bebek algılıyor. Doğal olarak annenin uyuması da düzenliyse anne karnındaki bebek onunla beraber uyuyor. Peki bu anlamda huzurlu bir bebeğin ileride kurallara uymayla alakalı ne tür bir tepkisi olacak? Öncelikle uyku düzeni, doğduktan sonraki uyku düzeni tamamen etkileniyor. Güzel. Şimdi anne doğumu gerçekleştirir. Doğum travmatik bir, birey için travmatik bir durumdur. Çünkü beslenme alışkanlığı tamamen değişir. Beslenme dürtüsü oluşur. Solunum alışkanlığı tamamen değişir. Akciğerleri doğum anı itibariyle çalışmaya başlar. Ve birey dünyaya gelir. Doğal olarak iki yaşam formu değiştiriyor. Evet. Şimdi bebeğin doğumu sancılı bir süreç. Ama o sancı hem anne için hem bebek için sancılı bir süreç. Ve ilk 40 gün bebek için çok önemlidir. Anne için de çok önemlidir. Yani bu 6 aylık dönemde karındaki, daha doğmadan önceki o dönemdeki uygulamalar genetik yolla gelen karakter özelliklerini dahi işlemeye yarar değil mi? Karakter özellikleri zaten dediğiniz gibi genetiksel olarak geliyor ama çocuğun dünyaya hazır, tabii. Çocuğun dünyaya hazırlanması yönünde o 3 aylık süreç, 6 aydan 9 aya kadar geçen 3 aylık süreç çocuğun dünyaya ilk adımını atarken hazır bulmuşluğu. Sizin çocuğunuzu okula götürürken ona okulla ilgili verdiğiniz bilgiler gibi. Evet. Şimdi anne düzenli uyuyorsa, düzenli besleniyorsa, düzenli yemek yiyorsa ve sağlıklı bir anneyse, sporunu yapıyorsa, suyunu içiyorsa bebek de onu bu şekilde algılamaya başlıyor. Dünyaya karşı güven geliştiriyorsa bebek de onu bu şekilde algılıyor. Peki bununla ilgili çalışmalar yapılmış mı gerçekten? Tabii ki. Çok hem güzel, eğitim anlamında hem... Buna çünkü inanıyoruz aslında. Tabii. Yani annenin hamileyken huzurlu olması, kendini iyi hissetmesi gerektiği, stresten mümkün olduğunca uzak kalması gerektiğini zaten öğrendik. Ama bununla ilgili çalışmaları merak ettim, karşılaştırmalı çalışmaları. Ondan bir ansiklopedi daha çıkar. Biz orayı şöyle bir geçelim Pınar Hanımcığım. Bebek doğdu. İlk 40 günü çok önemli. Tabii 40 günde çok fazla ziyaret oluyor ve bebek hem enfeksiyon almaya yönelik. Çünkü enfeksiyon alması ile de çocukta huy değişikliği ortaya çıkıyor. Sürekli ağlıyor, uykusu kaçıyor. Doğal olarak o sağlıklı uyuması gereken 14-18 saati uyuyamıyor. Aslında bunu şeye benzetebiliriz artık. Hani doğduğu andan itibaren ilk 40 gün içinde enfeksiyonla karşılaşması onun aslında ilk sosyal hayatla, dünyayla karşılaşmasına benziyor. Dünyayla ilk mücadelesi, oluyor. Yani büyüyünce başka insanlarla, kendi huyundan, suyundan olmayan insanlara verdiği tepki de belki o ilk karşılaştığı, virüsle karşılaştığı tepkiler gibi olacaktır. Belki, bunu o yaşta öğrenmesi de önemli. Belki güzel. De. O nedenle ilk bir yaş güven duygusunun aşılandığı dönemdir. Şimdi güven duygusu aşılanmadı, o evreyi tamamlamadığı zaman bu yaşantısının birçok yerinde, yani ömrünün sonuna kadar onu etkileyecek. Hani Freud'un hep söylediği ilk 6 yaş kuramının içerisindeki ilk 1 yıl güven duygusudur. Tabii çalışan anne babanın çocuklarında, özellikle çalışan annelerin çocuklarında bununla ilgili ilerleyen dönemde sıkıntılar oluşuyor. Ki oluşmamasını isteriz. Annenin sürekli bebek uyandığında yanında olmasını isteriz. Ama orada da şöyle bir yanlış algılama var Pınar Hanımcığım. Bebekle beraber uyuyor anne. Hayır, bebekle beraber uyumamanız lazım. Artık bebek doğdu. Dünyaya geldi. Dünyaya geldi. Ağladığında alıp göğsünüzün üzerinde o kalp atışlarınızı duyduğunda yine kendini anne karnında gibi güvenli hissedip uyku davranışına devam edecek. Ama öncelikle o çocuğun birey olduğunu, artık dünyada tek başına olduğunu ona birazcık da olsa kavratmanız lazım. Disiplin, bakın, bir yaşından başlıyor. Doğduğu andan. 6 aydan sonra fotolojik hafızaları çok genişliyor ki bunu daha önce gösteren bireyler de var ama ortalama olarak 6 ay diyelim. 6 aydan sonra fotolojik hafıza genişliyor çocukta ve gördüğünü algılıyor. O nedenle mutlaka anne ve babanın 6 aydan sonra ya bebeğin odasını ayırmaları gerekiyor. Böyle bir imkanları yoksa bir perde çekerek ya da bir paravan koyarak anneyle ve babayla olan ilişkisini, görsel fotolojik ilişkisini kesmek gerekiyor. Yani bağımsızlığa doğru ilk adımların bu şekilde atılması gerekiyor. Görsel hafıza yoluyla. Ve asla bir yaşındayken çocuk yürümeye, konuşmaya zorlanmaması gerekiyor. Şimdi
İlk çocuğu kız çocuk olmuş, ikinci çocuğu erkek çocuk olmuş anneler bunun sıkıntısını çok fazla yaşarlar. Kız çocukları dünyaya daha çabuk adapte olabilir. Küçük kas hareketlerini daha çabuk geliştirirler ve yapabilme, edebilme becerileri daha yüksektir. Doğru. Erkek çocukları buna biraz daha geç adapte olurlar. Psikomotor dediğimiz motorsal gelişim biraz daha yavaştır. Şimdi annenin ilk çocuğu kızken ikinciyi onunla kıyaslamaya başladığında zaten ilk kıyaslamayla en büyük hayal kırıklığına düşer. Bunu yapmamaları gerekiyor. Bir yaşını geçtikten sonra çocukta ilk dönem oral dönem dediğimiz ki bir yaşını da aslında kapsıyor oral dönem. Oral algılama var. Yani eline aldığı her şeyi ağzına götürüyor. Şimdi anneler tabii dil gelişimini desteklemek amacıyla çocukla konuşuyor. Fakat konuşmanın özellikle 6 aydan sonra agulama şeklinde olmaması lazım. Net cümleler. Evet. Çünkü artık o sizi algılıyor. Söylediğiniz cümleleri anlıyor. Yani anne, baba, kısa, tek hecelik ama net cümlelerle konuşmanız lazım. Çünkü ne verirsek onu alacak, öyle değil mi? Ona dikkat etmemiz lazım. Evet. Bazen de bakıyoruz çok hızlı konuşuyor anne baba. Benim bebeğim şunu da mı yapmış, bunu da mı yapmış, şöyleymiş de, böyleymiş de. Bunun çocuk için bir anlamsal bütünlüğü yok. Siz laf kalabalığı yapıyorsunuz. Oysa onun yerine al, tut, yap, otur, kalk gibi tek hecelik cümleler hem çocuğun da dil gelişimini desteklemenizi sağlıyor. Nesneleri de isimleriyle söyleyerek değil mi? Evet. Al bak bu tabak, bu bardak, bu işte oyuncak, oyuncakların isimleriyle belki değil mi? Alıştıra alıştıra. Ama yine de dediğim gibi özellikle erkek çocuklarının çok fazla bu konuda zorlanmaması gerekiyor. Hala konuşmuyor. Konuşmayabilir. Ama algılıyordur. Algılamasında bir problem varsa zaten o zaman bir uzman hekime gösterilmesi gerekir. Evet. Çocuğun bir yaşını geçtiğimiz süreç içerisindeki davranışlarını daha yakından takip etmemiz gerekiyor. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi karakter var. Şimdi annenin çok iyi bir gözlemci olması lazım. Kendi kafanıza göre çocuk yetiştiremezsiniz. Çünkü o doğuş anı itibariyle bir karakterle geliyor. Var olan kendine has, kendi özelliklerini taşıdığı bir karakteri tanımaya var. Tanımaya çalışmak lazım değil mi? Ataların çok güzel bir sözü var. Erdayı'ya kız bibiye çeker. Bibi hala kelimesidir halk arasında. Erdayı'ya kız bibiye çeker. Mutlaka genetik soya çekim vardır bireyde. Bakarsınız o davranış işte babası gibi yapar. O nedenle büyüklerinden özellikle babaanne, anneannenin müdahalelerine de ailenin yok biz modern çocuk yetiştireceğiz şeklinde set çekmemesi gerekiyor. Çünkü onlar bir defa yetiştirmiş. Yani onların tecrübelerinden de faydalanmaktan fayda gör. Bir de aile tipolojisini de bilen insanlar onlar tabii. Ha sen bilmiyorsun, senin haberin yok. Bu bizim büyük dayıya benziyor falan değil mi? Olabilir öyle. Benim büyük oğlan da böyle yapardı. Dayısı gibi aynı, halası gibi aynı falan kelimeleri tabii ki kullanılacaktır. Şimdi bunun dışına çıktığımızda oral dönemi kavradığında çocuk her şeyi ağzına götürmek istek. Bununla birlikte enfeksiyonlarla tanışması da tabii ki hemen davetiye çıkaracak. Çok sterilizasyon yapmamak gerekiyor çünkü o mikropla tanışması lazım. Yapmak ama çok yapmamak. Çok yapmamak. Bir de benim genelde büyük şehirlerde gözlemlediğim çocukları tabii anne baba çalışıyor, geliyorlar çocuklarını gezdirmek için AVM gibi kapalı, hava dolaşımının tam olmadığı ya da yani kısmen gerçekleşebildiği, temizliğin, hijyenin ister istemez kısmen gerçekleştirdiği alanlarda çocuklarını ki işte dışarıda toprak var, çamur var, bunun için gezdirmeyelim mantığıyla gezdiriyorlar. Bu da çocuk için çok kötü bir şey. Çünkü çocuğun toprakla temas etmesi gerekiyor. Toprak pis değildir. Temiz havayla, doğayla temas Etmesi gerekiyor. Kar olabilir, yağmur olabilir, çamur olabilir ama çocuğun mutlaka arada dış dünyayı da algılamak adına dış dünyayla temas kurması gerekiyor. Birazcık vaktimiz varsa bir parkta 10 dakika yeterli olacaktır. Hani bunu ihmal etmemeleri gerekiyor. Onu korumak adına çok sarıp sarmalamayı biz iyi bir şey zannediyoruz. Ama çocuk bu sefer ilerleyen yaşlarda doğaya çıktığında doğaya karşı hazır olmadan bir tepki gösteriyor. Zaten anne sütü 1 yaşına kadar özellikle emzirme çok önemli. Anne sütü devam ediyorsa çocuk immün sistemi gelişmiş olarak zaten dışarıya karşı aşırı bir dirençli olarak gelecektir. O bir yaşlık süreçte de dünyayla mutlaka çocuğu tanıştırmak gerekiyor. Bu olduğu takdirde çocuk hastalıklarda da geç tanışıyor. Tabii hastalığın ne gibi dezavantajları var? Çocuğun uyku düzenini bozuyor, yemek düzenini bozuyor, ağlama davranışını geliştiriyor. Anne babayı sürekli ağlayarak bir şeyler yapmaya istekli kılmaya başlıyor ve bu davranış hastalık geçtikten sonra da çocukta
kalıcıya dönüşüyor. Yani hastalıkla kişilik çatışması arasında, yani böyle bir hani zorlaması arasındaki o neyse o farkı fark etmek gerekiyor, gözlemlemek tek gerekiyor. Tek başına uyumak istemiyor. Hı-hı. Ve daha sonrasında hastalık geçse de anneyle uyuma davranışına devam etmek istiyor. Ondan sonrasında hani bunların hepsi dünyaya karşı güvensizliktir. Hı-hı. Çocuğu siz dünyaya hazırlamıyorsunuz. Şimdi biraz daha hızlı geçelim. 3 yaşından sonraki 6 yaşına kadar geçen döneme bakalım. İffallik dönem dediğimiz bir dönem var. Şimdi oral dönem, anal dönem, özür dilerim anal dönemi atladık. Anal dönemde de dışkılama alışkanlığı gelişiyor. Hatta eğitim psikologlarının bununla ilgili şöyle bir tabiri var. Diyorlar ki dışkılama döneminde çocuk çok tutuyorsa, hı-hı, cimrilik, çok rahatsa, enteresan, aşırı derecede savurgan bir savurganlık, para harcama davranışı gözlenebiliyor. O hangi yaş dönemine giriyor? 2 yaşla 3 yaş arasındaki dönem. Hı-hı. Hani 24 aylık der genelde. Hı-hı. Büyükler bilir. 24 ayı geçince bu çocuğu alıştırın artık çiş yapmaya, çiş bu tutmaya hani derler. Yurt dışında da bir terrible two dedikleri o kötü 2 yaş dönemi vardır ya. Şimdi o 3 oldu, hatta 4'e de kayıyor. Hı-hı. Herhalde bunlar hep örtüşüyor değil mi? Yani çocuğun, bebeğin, sonra da çocuğun artık dünyaya alışmaya çalıştığı ve kişiliğini kendince oluşturmaya çalıştığı ve ben burada da ne yapıyorum, niye geldim sorularıyla cebelleştiği herhalde dönemler bunlar. Evet. İşte orada galiba bu kural koyma konusunda biraz bir inatçı mı olmak gerekiyor? Yani acımasız olmakla çünkü sert ebeveyn olmak ama işte kuralcı olmak arasında farklar var diye düşünüyorum. Şimdi kuralları direkt ben disiplin olarak gösterdim. Şimdi disipline etmek gerekiyor. Dedim ya, tek cümlelik şeyler söylemeniz gerekiyor. Yapma. Hı hı. Ama kızarak değil, öfkelenerek değil. Hatta öfkelendiğinizde mümkünse hiçbir şey söylemeyin. Hı. 10 dakika, 10 saniye kendi içinizde nefesinizi tutun. Öfkelendiğinizde bireye bir şey belirtmeyin. Hı hı. O öfkeniz geçtikten sonra yapmasını istemediğiniz davranışı, hatta onun seviyesine inerek, göz teması kurarak, ona söylediğinizi belli ederek yapma. Evet. Şeklinde net, kesin. Yapmazsan şöyle olur, yaparsan böyle olur, bıdı bıdı bıdı, laf kalabalığı, bu şekilde değil. Anlayacak durumda değil zaten. Tabii değil ki. Mi? Mesela doğru, marketlerde görüyorum 3 yaş, 6 yaş arasındaki çocukların anneleri ve babaları markette çok zor duruma düşürüyorlar. Hı-hı. Topluma çıktıklarını biliyorlar. Annenin ve babanın ona tepki gösteremeyeceğini biliyorlar. Zafiyetini ve ağlama biliyorum davranışıyla anneyi ve babayı, evet, çok güzel kullanıyorlar. Şimdi bu davranışı önüne geçmenin çok pratik bir yöntemi var. Öncelikle arabada ona şimdi market alışverişi yapacağınızı, onun da istediği bir şeyi alabileceğini söyleyeceksiniz. İlk önce gideceksiniz, ona istediği bir şeyi alacaksınız, eline vereceksiniz. Her seferinde sonra, alacak mıyız peki? Alamayabiliriz. Küçük bir şey olabilir, hmm, ama onunla gittiğinizde o her seferinde bir şey almak isteyecektir. Çünkü siz alıyorsunuz. Hmm. Alma davranışını sizden görüyor. Doğal olarak o da kendi de bir şey alacağını zannediyor. Çünkü siz her seferinde markete gittiğinizde bir şey alıyorsunuz. Hmm. O da bu davranışı gözlemliyor. Aldığınız şey onun işine yaramayabilir. Ya da bak bunu senin için aldım deyip onun eline sizin aldığınız bir şeyi verebilirsiniz. Hmm. Daha sonrasında, o bir şey isterse, o zaman o elindekini bırak onu al, hmm, gibisinden bir tercihe yönlendirdiğinizde ya elindekinden vazgeçecek ya da elindekiyle yetinmeyi bilecek. Hmm. Bu da çok önemli bir davranış biçimi ve çok basit. Doğru. Aileler bunu yaparak o bireyin o alma davranışının önüne geçebilir. Kendini zorda bırakma davranışının önüne geçebilir. Hatta kasada hadi bakalım sen ver şeklinde. Evet. Yani size örnek alıyor. Bizde çünkü tabii çok enteresan, dediğiniz gibi o marketlerde falan, yani kendini yerlere atan çocuklar, onu susturmak için önüne bir sürü malzeme yığan analar babalar. Bunu bir halletmemiz lazım. Çok, evet, çirkin, çok yanlış, çok ilkel görüntüler bunlar. Yani çocuğun orada gerçekten ihtiyacı mı var? Canı mı yanıyor? Canı mı sıkkın ile çocuk yoksa parmağında mı döndürmeye çalışıyor? İstediği her şeyi aldırmaya mı, onu kullanmaya mı çalışıyor arasındaki farkı iyi çalışmamız gerekiyor, iyi gözlemlememiz gerekiyor. Yoksa hakikaten ilkel görüntülerle karşılaşıyoruz, hoş olmuyor. Sınırlarını da iyi koymamız kesinlikle gerekiyor. Onun dışında hemen şöyle bir özelliğe geçeceğim. Çocukta benlik kavramı gelişiyor. Ben yapacağım, ben tutacağım, ben yiyeceğim, ben içeceğim şeklindeki davranış gelişirken anneler büyük bir hata yapıyorlar. Üzerine döker diye çocuğa o davranışı tekrarlatmıyorlar. Fakat üzerine de döküyor olsa, o mamayı tam anlamıyla yiyemiyor da olsa, o yemeği tam anlamıyla yiyemiyor da olsa, kas gelişimi açısından çocuğu mutlaka kendi yaptırılması gerekiyor. Ve o dönem annelerin çocuklarda alışkanlık geliştirebileceği en güzel dönem. Doğru. Odasını toplatabilir, hı-hı, oyuncaklarını toplatabilir, diş fırçalama alışkanlığı geliştirebilir, hatta kitap okuma davranışı geliştirebilir. Kitabı onun eline vererek, kendisi üstten okuyarak,
Hadi bakayım sen de tekrarla şeklinde çocukta kitap okuma alışkanlığı geliştirebilir. Bütün alışkanlıkları, özellikle o ben yapacağım, ben edeceğim şeklindeki davranışı gözlemlediklerinde çocuğa verebilirler. Bu tecrübelere hazır olduğunu hatırlatıyor çocuk çünkü bize, değil mi? İleride eğitim hayatında da, iş hayatında da, çünkü yine tecrübeyle öğrenecek, döke saça öğrenecek. Bu da onun başlangıcı, bunu bu şekilde algılayabiliriz. Programımızın sonuna geldik. Güzel bir konu. Bence bunu devam ettirelim ileriki programlarımızda. Çünkü daha gençlik dönemine gelmedik. Daha okul çağına gelmedik. Okul çağına gelmedik. Ergenlik dönemine gelmedik. Dediğiniz gibi gençlik ve yetişkinliğe gelmedik. Gelecek hafta bundan bir devam edelim derim ben de. Efendim, gece tekrarımız var biliyorsunuz. Ayrıca izleyemediğiniz, kaçırdığınız bölümler varsa da Facebook'ta Günlük Rehber sayfasından takip edebiliyorsunuz bütün bölümlerimizi. Şarkımıza veda edeceğiz ama bu Albert Einstein ne demiş biliyor musunuz? Hayat iki şekilde yaşanır. Ya hiç mucize yokmuş gibi ya da her şey birer mucizeymiş gibi. Bunun kararını siz vereceksiniz.